Merhaba arkadaşlarım, hepinize selamlar, hoş geldiniz. Öncelikle sevgili arkadaşlarım, bu videomuzun konusundan bahsedelim. 2023 ve 2024'te neler yaptık, neler yapacağız, neler yapılmalı, bunlardan bahsedeceğiz. 2023 için konuşacak olursak, tabii geride kalmış bir yıl ama sonuçta örnek almamız gereken bir yıl ve 2024 için de oradan aldığımız örneklerle neler yapılabilir, bunlardan sizlere biraz bahsedeceğim. Dilim döndüğünce sürçülisan eylersek şimdiden affola sevgili arkadaşlar. Şimdi... 2023 için konuşacak olursak biliyorsunuz ki 2023 senesi sınav tayfası için biraz zahmetli bir yıl oldu. Biraz üzücü de bir yıl oldu. Çünkü 2023'ün Şubat ayında sevgili arkadaşlarım ülkemizi derin bir yasa boğan bir deprem felaketi yaşandı. Ve bu deprem felaketinden kaynaklı yani bu eğitimi inanılmaz derecede etkiledi. Okullar tatil edildi. Daha sonrasında YouTube'da bile sevgili arkadaşlar YouTube kendi kendini tatil eden bir sistem oldu açıkçası eğitim açısından söyleyeyim. Çünkü İnanın hiçbir YouTube'daki hocanızın, ben de öyle, video başına geçip de bilgisayar başına geçip de kamera karşısına geçip iki kelam laf edecek bir durumu olmadı arkadaşlar. Hem ders konusunda hem de sevgili arkadaşlar böyle moral motivasyon konusu açısından. Hatta bu depremden sonraki yayınladığımız, benim yayınladığım ilk videoya da bakacak olursanız sevgili arkadaşlarım, cidden böyle sesim içime kaçmış gibi, üzüntüden böyle ağlayacakmışım gibi sevgili arkadaşlarım, 5 tane soru çözmüştüm sizlere. Umarım bir daha böyle bir felaket yaşanmaz. Çünkü bu felaketin sevgili arkadaşlarım sadece ama sadece eğitim için değil, bütün hayatı olumsuz yönde etkileyen derin etkileri oldu sevgili arkadaşlar. Eğitim açısından da biliyorsunuz ki çoğu dersteki çoğu konu kaldırıldı. Sınava bu konular üzerinden, yani bu konular kaldırıldıktan sonraki kalan konular üzerinden sınava girildi hem de sevgili arkadaşlarım bu tabi ki direkt olarak fiziki etkisiydi. Bir de mental etkisi vardı bu felaketin. Kim mental etkisi de zaten en üzücü olanı. Umarım bir daha böyle felaketler yaşanmaz 2024'te diyelim. ve 2023 YKS'den bahsedecek olursak 2023 YKS'nin hemen öncesinde de ben sizler için AYT fulleten kamp ve TYT yeni nesil sorularla sevgili arkadaşlarım tekrar kampı yapmıştık Kenan hocanızla beraber ve AYT Fulleten seri diye bir seri başlatmıştım. O seri de gayet iyi izlendi ve sizlerin de faydasını e, faydasına olduğunu düşünüyorum. E, AYT Fulleten seriler yapmıştık ama canlı yayınlar falan yapmadık tabi ama ondan, ondan önceki sene 400 soruda bir canlı yayın kampımız vardı. Bu sene de yine canlı yayınlarımıza falan devam edeceğiz ama ona 2024 kısmına girelim tabii ki. 2023 YKS'den hemen sonrasında ise ben 40 soru serisi kampları yapmıştım. E, bu kamplardan 40 soru serisi TYT Matematik kampını e, başlattık. Kitabımız çıktı, kitabımız satıldı ve hala da satışta arkadaşlarım. 40 soru serisi TYT kampına katılmak isteyen arkadaşlarım varsa hala katılabilirler. Toplamda 9 tane videodan oluşuyor. Toplam 9 bölümün 40'ar er adet sorusunu çözdük ve muntazam, inanılmaz güzellikte olan, e, devi dehşet sorulardan yani tekrar sorularından sevgili arkadaşlarım bir kamp yaptık. TYT'yi baştan aşağı problemler hariç, TYT'yi baştan aşağı komple e, tulumunu çıkarmak isteyen arkadaşlarım varsa mutlaka ama mutlaka bu kampı bir göz gezdirmeliler arkadaşlar. Çünkü 40 soru serisi TYT Matematik kampımız e, ciddi anlamda benim YouTube'da en ama en verimli yaptığım soru çözümlerinden bir tanesi. Öğrenciler tarafından da Allah razı olsun sevgili arkadaşlar. 40 soru serisi TYT Matematik kitabının da sevgili arkadaşlarım, kampın açıklama videolarında satış linkleri mevcut. Satın alabilirsiniz. Ardından hemen 40 soru serisi problemler kampına başladım. 40 soru serisi problemler kampında da sevgili arkadaşlarım TYT'yi tamamlayan şey oldu aslında bu. Çünkü 40 soru serisi TYT matematik kitabında yani bu fasikülümüzde hemen size şöyle göstermek istiyorum. Şu fasikülde arkadaşlar problemler yoktu. Çünkü problemleri 40 soruda tabii ki de halledemeyiz. Bunu herkes biliyor. E 40 soruda halledilemeyeceği için dolayısıyla ben de Böyle 40 tane içerisinde test bulunan problemler fasikülü hazırladım ve 40 soru serisi konseptini bu şekilde TYT adına tanım tamamlamış olduk. Bu e, problemler kampı da daha biteli bir ay bile olmadı e, ve çok verimli bir kamp oldu. Problemler kitabının içerisinde de sevgili arkadaşlarım tam anlamıyla ÖSYM tarzı. Ben her videoda söylüyorum ne bir tık eksik ne de bir tık fazla olan tam anlamıyla ÖSYM ayarında sorular var ve ben size her testi çözerken Mesela örnek veriyorum. 32. testi çözerken dedim ki arkadaşlar şu 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 numaralı sorulara işaret koyuyorsunuz. Sınavdan önce mutlaka tekrar etmeniz gerekiyor. Hangi soru MS'de, hangi soru TYT'de ve hatta ve hatta hangi soru AYT'de bile çıkabilir. Bunların her birini kendi deneyimlerimle işin içine katarak sizlerle paylaştım. Mutlaka sınavdan önce o işaret koydurduğum sorulara bakmanız şart. Evet, Şimdi ise 2023'ü tamamlarken sevgili arkadaşlarım bir de Mert Hoca, Kenan Hoca ve ben Mert Hocamız. Mert Hoca YouTube biliyorsunuz zaten. Kenan Karayla Geometri ve ben sevgili arkadaşlarım bir trigonometri fasikülü çözümüne başlamıştık. Trigonometri kamp yaptık sizlere ve artı 4 net demiştik. Bu artı 4 neti de cebimize koyarak 2023 yılını kapatalım istedik. Benim de bu kitaptan çözmem gereken sadece ama sadece 3 tane test kaldı. O 3 testi çözdükten sonra e, kitabın konu anlatım ve test çözüm kısımlarını bitiriyoruz. Konu anlatım kısmı zaten bitmişti. Yine takip etmek isteyen öğrenciler de varsa trigonometri kampını yine takip edebilirler. Şimdi sırada ne var? 2024 ile beraber hem benim adıma hem de e, YouTube'da ders çalışan öğrenciler adına muhteşem yenilikler, muhteşem güzellikler bekliyor sizi. 40 soruda AYT Matematik kampı çok yakında başlayacak arkadaşlar. Ben kitabın tamamen el yazmalarını bitirdim. Kitap tamamen dizgilendi. Yani bilgisayar ortamında yazıldı arkadaşlarım. Ve şu an sadece eksikleri, gedikleri tamamlanıyor. Yani eğer sorularda bilimsel hata varsa veya kelime eksiği varsa bunlar tamamlanıyor. Ve tüm bunların ardından kitap baskıya gidecek. Bunu da duyurusunu yapacağız. Biliyorsunuz 40 soru serisi ayet matematik herkes tarafından, sizler tarafından biliniyor. YouTube'da zaten beni biliyorsanız da bilmiyorsanız da karşınıza o video çıkıyor ve o videoları izliyorsunuz. 40 soruda fonksiyonlar, 40 soruda logaritma, 40 soruda türev, 40 soruda limit süreklilik. Bunların her birini izliyorsunuz ve çok seviyorsunuz. İşte bu kampın sevgili arkadaşlarım fasikül versiyonunu yaptık. Değerli toplu bütün konular, bütün konuların içerisinde bulunduğu, ayet adına bütün konuların içerisinde bulunduğu 40 soru serisi AYT matematik fazikülümüz çok ama çok yakında eli kulağında sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi her şeyi yazıldı, edildi. Sadece baskıya gitmesi kaldı. Çok titizlikle çalışıyoruz arkadaşlar. Aman hata çıkmasın. Çünkü AYT benim için biliyorsunuz kırmızı çizgim benim. Hem AYT anlatmayı çok seviyorum hem de sevgili arkadaşlar AYT sorularını çözmeyi çok seviyorum. Dolayısıyla da bilimsel hata çıkmasın da aman canımız sıkılmasın. <laughs> Aman sevgili arkadaşlar ve gözümüzün feri kaçmasın diye çok ama çok fazla uğraşıyoruz. E, bunu da sizle buradan duyurusunu yapayım. Şimdi 2024'de yavaş yavaş girmişken 2023'te neler yapılmalı bunlara da değinelim. 2024 için 2023 dediysem kusura bakmayın 2024 olacak orası 24 dediysem yorumuza devam 2024'te sevgili arkadaşlarım önce ben yapacaklarımı söylemeye başlayıp peşi sırada hemen arkasında Sizlerin yapması gerekenler, asıl burası çok önemli. Sizlerin yapması gerekenleri detaylıca bir masaya yatıralım. Öncelikle sevgili arkadaşlarım, 2024 yılı için ne kadar uzun vadede plan yaparsak da tabii bu uzun vadedeki planlar yemiyor, işlemiyor. Ben 2024 yılı için sizlere şöyle bir şeyin sözünü vereceğim. Mutlaka ama mutlaka sınavdan önceki haftalarda ve aylarda mutlak surette sizlere canlı yayınlar yapacağım. Canlı, canlı yayınlarda bir tekrar kamp yapacağız. Hani o işaret koydurduğum sorular vardı ya, hem TYT matematik fasikülünde hem problemler fasikülünde. Bunu AYT fasikülü içinde yapacağız arkadaşlar. AYT matematik fasikülü içinde yapacağız ve bu işaret koydurduğum sorularla bir kamp yapacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Mutlaka ama mutlaka bu kampı da takip edin. Şimdi Tabii bunun yanında Mert Hoca'nızla çok ilginç projelerimiz de var. Onları da zamanı geldiğinde paylaşacağız. Öncelikle sevgili arkadaşlarım, işte bu kısım bitti. 2024'te kalan zamanda kalan zamanda neler yapılmalı? Bunlara bir göz atalım. Öncelikle gençler, artık 2023 YKS dönemine başladığınızda... Yani Haziran ayında, Temmuz ayında, bazılarınız Ağustos'ta başladı, bazılarınız Eylül'de başladı ama bir işe başlanırken insan oluyoruz. Hepimiz aynı şeyi yaparız. Ben de aynı şekilde. Büyük bir gazla başlarız ve o gaz yavaş yavaş sönümlenir, sönümlenir, sönümlenir ve işin sonuna geldiğimiz zaman ortalarında falan o gazımız kalmaz ve eğer o işten artık heyecan almıyorsak o iş ilerlemez de zaten. E ve çoğumuz ders çalışmaya büyük bir gazla başlayıp e ders çalışmakta eğlenceli bir aktivite olmadığı için hepimizin gazı sönmüş durumda ve dolayısıyla Aralık ayı, Ocak ayı, Şubat ayı gibi artık böyle öğrencilerde dökülmeler başlar. Dökülmeden kastım sınavı sınava çalışmaya bırakanlar, artık bu işten keyif almayanlar, netlerin bir türlü artmıyor deyip lanet olsun deyip bırakanlar sevgili arkadaşlarım. Biz bu öğrenci tiplerini çok gördük şimdiye kadar. Aman sakın ha siz bunlardan olmayın. Şimdi bunlar hep deneyimle, bunlar hep tecrübeyle sabit arkadaşlar. Yani Aralık gibi, Ocak gibi, Şubat gibi bu öğrenci sayıları artar. Siz de o kafilerin içerisinde lütfen katılmayın. Şimdi 2024 temsili bir yıl aslında. Yani zaman devam ediyor, akıp gidiyor. Sadece zaman diliminin ismini değiştiriyoruz. Hani öyle 2024 çok coşkulu olacak, çok verimli olacak, 2024 benim yılım olacak gibi bir iddia içerisinde bulunan varsa sizin de aklınıza bu söylemim gelsin. Şimdi sadece bir zaman dilimi Zaman akıp gidiyor ve sen bu akıp giden zamanın içerisinde öyle bir saman tanesi gibi savrulma lütfen oradan oraya. E, savrulmamak için ne yapacaksın? E, plan yapacaksın. Yani sen eğer kendi hayatına yön verebilmek istiyorsan bunun tek çıkar yolu plan yapmak. Ama çoğumuz çoğumuz plan yapmak yapmaktan kastı şu oluyor. E, çoğumuzun işte Ocak ayında şunu yaparım, Şubat ayında bunu yaparım, Mart'ta bunu yaparım, Nisan'da da şunu yaparım. Ondan sonra ver elini denemeler çatır çutur parti çıkardım sınavı bitti. Böyle plan yaparsan sen daha üçüncü gün patlarsın. O plana asla ama bak Şubat'ta yaptığın plan için daha 3 Ocak'ta patlamış olursun. Böyle plan yapılmaz. Plan dediğimiz şey kısa vadeli yapmaktır. Kısa vadeli planlar oluşturacaksın kendine. Uzun vadeli plan programa bazen devletler bile uyamaz. Bak devletten bahsediyorum. Devlet bile uyamaz. Dolayısıyla senin yapman gereken ya hocam Ocak ayının içerisinde Ocak ayının ikinci haftasında şunu yaparım. Ama bunu Ocak ayının birinci haftasına yaparsın bu planı. Yani Şubat ayının üçüncü haftasının sen planını kuramazsın şu an. Çünkü daha ne yaşayacağım belli bile değil. Tamam mı? Dolayısıyla senin yapman gereken kısa vadeli planlar. Kısa vadeli planlara sadık kalacaksın. Örnek veriyorum artık. E, belli bir zaman aralığında Ocak ayının 10'uyla 20'si arasında diyeceksin ki arkadaş benim trigonometride eksiklerim var. Bu trigonometrideki eksikleri tamamlamam gerekiyor. Ben hangi konularda eksiğim, hangi konularda yarımım? O konuları mutlaka tamamlaman gerekiyor. Tamam mı? Kısa vadeli planlardan bahsediyorum. Planın e, süreci bittikten sonra hemen yeni bir planı uygulamaya sokacaksın. Ve dolayısıyla asla plansız kalmadığın için de şunu hissedeceksin. Aa bak ben kendi hayatıma hükmedebiliyorum. Ki insanların zaten çoğu, başarılı olanların çoğu da kısa vadeli planlarla kendi hayatına yön verebilenlerdir. Zaten plansız ve kendi hayatına yön veremeyen bir insansan da başarılı olmana imkan bile yok. Tamam. Dolayısıyla sen senden ricam kısa vadeli planlarla başarıya güzel bir şekilde böyle emin adımlarla ulaşma. Dediklerimi yap asla ama asla pişman olmayacaksın. Tamam mı güzel kardeşim? Şimdi kısa vadeli planlardan bahsettik. Bu kısa vadeli planları yaparken de sevgili arkadaşlarım tutarlı olun lütfen. Yani hani ben iki gün çalışacağım ve tüm türevi bitireceğim gibi planlar da yapmayın. Gerçekçi planlar yapın lütfen sizden rica ediyorum. Hani öyle adam öyle plan yapıyor ki yani hani diyorsun lan bunu yapan insan olamaz yani hani. Lütfen tutarlı planlar yapın arkadaşlar. ...kaldıramayacağınız yükleri kendinize yüklemeyin... ...önünüzde hala zaman var... Ee, ...haziran ayında sınav... ...ve doğ doğal olarak ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran... 6 aydan biraz da uzun bir süreniz var... ...dolayısıyla sakin kalın... ...tamam mı? ...plan uygulayın kendinize... ...kısa vadeli planlarla... ...lütfen sevgili arkadaşlarım planlarınıza uyun ama tamam mı? ...yani kendinize verdiğiniz sözleri tutun... ...bir başkasına verdiğiniz sözden bahsetmiyorum bile... ...bak kendinize verdiğiniz sözleri tutun... ...başarılı olursunuz mutlak surette... ...asla yani ben bunu hayatımın önemli dönemlerinde mesela önemli bir olay olacaksa, önemli bir şey yaşayacaksam mutlaka mutlaka kısa vadeli planımı yaparım ve o plan dahilinde bütün işlerim tıkırında yürür ve derim ki tamam işte budur. Yani bir şeyleri kontrolüm altında, kendi kontrolüm altında hissettiğimde hem kendimi daha özgüvenli hissederim hem de sevgili arkadaşlarım kurduğum planın aksine bir şey yaşanma ihtimalini de minimuma çekerim. Yani bu tüm insanlar için böyledir. Eğer e, önünüzde önemli bir olay varsa ve siz o önemli olaydan başarıyla ayrılmak istiyorsanız siz de kısa vadeli planlar yapmalısınız gençler. Evet şimdi 2024 yılı içinde e, hem TYT hem AYT'de sevgili arkadaşlarım Eksik bazı noktalarımız varsa bu noktaları da tamamlayabilmek adına farklı bir videonun konusunda sizlere bunları ele alacağım ve açıklamaya gayret göstereceğim. Hem TYT adına hem de AYT adına bazı taktikler vereceğim arkadaşlar sizlere ama dediğim gibi o bu videonun konusu olmayacak. Çünkü yaklaşık 13-14 dakikadır da konuşuyoruz. Video daha da fazla uzamasın. Sizlerin de canını daha fazla sıkmayayım. Ama o videoda hemen bunun arkasından gelecek. Sizler benden çünkü bu şekilde rehberlik videoları çekmemi istemiştiniz. Bunu sevmiştiniz. Ve ben de sizlere istediğinizi verme çabası gayreti içerisindeyim. Evet gençler. TET adına neler yapmalı, ayeti adına neler yapmalı ve denemelerde neler yapmalı bunları konuşacağımız videoların geleceğini de belirtmiş olduk buradan. Arkadaşlarım artık bu kalan süreci çok ama çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Son olarak bunları söyleyeyim. Gelen bir iki tane de soru var demiştim. O soruları da hemen yanıtlayayım arkadaşlar sizlere. öğrencilerin bana diyorlar ki genel itibariyle gelen soru bu. Hem yüz yüze görüştüğümüz öğrenciler hem de işte Youtube'dan, Instagram'dan yazan öğrenciler var. Diyorlar ki, hocam, eğer sen de bu sorulara tanıdıksan lütfen sen iyi dinle tamam mı? Hocam, ee, ben Hazirandan aralığa kadar nasıl geldiğimizi anlamadım. Çalışmaya gayret gösterdim ama hep bir dağınıklık içerisindeydim. 2024 yılında ne yapmam lazım ki ben bu olayı, bu stresi daha minimuma çekeyim? Ben bu olayın içerisinden rahatça bir şekilde sıyrılmam için 2024 yılında neler yapmam gerekiyor? Evet, konunun özeti bu. Şimdi gençler, evet, e, en başında da söylediğim gibi zaman akıp gidiyor. 2023 Haziran'ından şu an 2024'ün neredeyse başındayız. Yani nereden baksan 6 ay geçmiş ve bu 6 ay nasıl geçtiğini size sorsam hiçbiriniz bir şey söyleyemezsiniz. 2024'ten sonrası için zamanın daha da hızlı geçeceğini söyleyeyim. Çünkü 2023 yazından itibaren Zaten günler uzundu ama şimdi kış aylarındayız ve günler daha da kısa. Zamanın nasıl geçtiğini sen anlamayacaksın bile. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım 2023'ten buraya gelene kadar ki 6 aylık süreçten daha da hızlısını yaşayacaksın şimdi. Daha da hızlısını. Bundan kaynaklı 2024 yılında az önce söylediklerimi uygulaman gerekiyor. Planlı olman şart. Planlı olacaksın. Mutlaka ama mutlaka konu eksiklerin varsa önce onları tamamlayacaksın sakın ha sakın konu eksiğin varsa lütfen rica ediyorum. Test çözmeye, deneme çözmeye, şunu yapmaya, bunu yapmaya başlama. Konu eksiği olan adam üzerine konu eksiği olduğu için testini de çözemiyor tabii. Ama sırf arkadaşları çevresi denemelere başladı diye, branş denemelerine başladı diye, genel deneme çözümlerine başladı diye adam gidiyor deneme çözmeye başlıyor. Arka arkaya 10 tane denemeye giriyor ve matematik netlerine baktığı zaman 20 küsürlerde tıkalı kaldığını görüyor. Ve bu neye sebep oluyor biliyor musun? Ben yapamayacağım söyleminize direkt olarak etki ediyor. Lütfen sevgili arkadaşlarım sizden ricam başlamayın. Konu eksiğiniz varsa aman diyeyim öyle ayete denemesine mayete denemesine başlamayın gençler. Sizden rica ediyorum. Sizce akıl, akıl işi mi bu? Yani e, akıl adamların yaptığı bir iş mi sizce bu? Düşünsene yani hani ben e, henüz daha araba kullanmayı çok iyi bilmiyorum ama o ehliyeti almam da gerekiyor. Yani neden? Ha, araba mı kullanacaksın? Yani kullansan da ne kadar etkili kullanacaksın? Ehliyeti olan iyi bir araba kullanıyor. Yani bu mu olay? Bu değil arkadaşlar. Lütfen. Yani sizden tek ricam bu. Lütfen. Konu eksikliklerinizi artık Ocak ayının ikinci haftasına kadar kesinlikle tamamlayın. Ve konu eksiğiniz kalmadıysa eğer ancak o zaman adam akıllı oturun, dizinizi kırın, denemelere başlayın. Sizden ricam bu gençler. Tamam? Buradan da bu sorulara cevap verdiysek artık videomuzu sonlandırabiliriz. Daha sonraki videolarda daha detaylı şekilde görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum ve artık videonun son cümlelerini kurarken mutlu yıllar diyelim. 2024. Ben çok böyle hani zaman kavramlarının isimlerine çok fazla inancım yok arkadaşlar ama 2024 dediğimiz o süreç umarım bizim için iyi geçer. Videonun da başında bahsettiğimiz o bizi üzen olaylar hakkında da sevgili arkadaşlarım umarım 2024'te böyle olaylar yaşamayız. Ee, tek temennimiz bu sevgili gençler. Hem eğitim adına hem sağlık adına sevgili arkadaşlarım dolu güzel bir yıl olur sizin için. Yani 2024'ün şöyle Temmuz ayları gibi umarım hepiniz çok ama çok mutlu olursunuz inşallah. Evet gençler Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.